Arkadaşlar, bu şef yine karşınızda. Çok iyi bildiğim bir sanatı sizlere anlatmak istiyorum. Bugün evde etlerin kralı olan antrikot nasıl yapılır, nasıl pişirilir, nasıl mühürülür? Belki de birkaç tane insanın yanlış bildiği şeyleri biz doğru bir şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Öncelikle güzel dinlendirilmiş dry aged alıyoruz. Yani etimiz yumuşacık, pamuk gibi gerekli dinlenmeyi sağlamış arkadaşlar. Antrikotta bu çok 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 önemli bir şey. Gelelim bugünkü antrikotta malzeme olarak ne kullanacağız? Tabii az önce bahsettiğim gibi öncelikle kesinlikle dinlenmiş mermersi diyor ya, işte bu. Bakın mermersi bir görünümü var. İki, yağ dokusunu yoğun bir antrikot istiyorum. Bak, yağ dokusu yoğun bir antrikot olacak. Her yerinden bunun yağda fışkırıyor arkadaşlar. Ve hazır mıyız? Hazırız. Şimdi ben size şunun kalını şu şekilde göstereyim. Bak arkadaş, 1,5 parmak kalınlığında olacak. Bak, 1,5. Yaklaşık antrikotumuz da 300-350 gram aralığında olacak. Ve bunu yapmadan önce çok çok önemli bir şey söylüyorum. Her antrikotumuzu döküm tavada mühürlemeden önce yağlıyoruz. Bu ayçiçek yağı, fındık yağı olabilir, sıvı yağı olabilir. Deniz tuzum var, şoka girmeyin. Karabiberim var, çok yakışıyor arkadaşlar. Şimdi etimiz döküm tavada piştikten sonra son noktayı, son lezzetin yapmamız için, o patlamayı yaşamamız için ne yapacağız biliyor musunuz? Bir de tereyağı, taze kekik, taze biberiye, sarımsağımızı bu mühürlememizi yaptıktan sonra tavamızı alacağız. Ve bunlar zaten hepimizin evinde olan bir şeyler. Tamam mı arkadaşlar? Bunu yaptıktan sonra da güzel bir servis yapacağız. Tamam. Hani o lokantadaki yemekler var ya, bu etler. Aa işte arkadaşım, aynen o tarz olacak. Haydi bakalım ne yapıyoruz? Bir güzel ayçiçek yağımızla bunu bolca bir yağlıyoruz. Bak, çok önemli bir safa. Hani dedim ya size, bunu şöyle bolca bir yağlama işleminden gerçekleştiriyoruz arkadaşlarım. Yağlama tavamıza alıyoruz. Ama dediğim gibi kesinlikle zeytinyağı kullanılmıyor. Çünkü biz burada mühürleme işlemi yapabilmemiz için etimizin ısısının bir anda geçmesi lazım arkadaşlar. Bakın, bu çok önemli. Yoğun bir ısıyı ete hapsedip o içindeki suyu da hapsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, etimizin her iki tarafından yağladıktan sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? İşte tuzumuzu da şöyle döküyoruz. Şimdi sesler gelecek. Abi ne yaptın, işte tuz döktün, işte etin suyunu dışarıya verdin. Arkadaşlar, tuz etin mühürlenmesine bize yardımcı olacak. Ve söylüyorum, ne yapacak? Kabuk bağlamasını sağlayacak. Bak, bilinen yanlış şeylerden bir tanesi budur. Hani önce dökersek sertleştirir falan, yumuşa. Yok abi, kesinlikle kabuk bağlamasını sağlayacak. İşte mutlaka dolabınızda antrikotunuzu bekledikten sonra 30 dakika dışarıya çıkartın, pişirmeye yakın. O bütün o aromalar içine girmesini sağlayacak arkadaşlar. Hani o arkadaşlar, karabiber de kesinlikle de, şunu attım. Benim için çok sevdiğim o iri tane bir şekilde karabiberin o her iki tarafına yedikten sonra inanılmaz bir aroma tadı veriyor ete. Şimdi bu etimizi ne yapıyoruz? 4 harekette pişireceğiz arkadaşlar. Bir dikey, bir yatay. Ters çeviriyoruz. Bir dikey, bir yatay hareketleri yapacağız. Ve bu orta yağ pişmiş istiyorsanız her iki tarafında ne yapacağız? Yaklaşık 3-5 dakika yoğun ateşte halledeceğiz biz bu işimizi. Elinizi tutun döküm tavanıza. Şöyle gelelim döküm tavamıza. Şöyle yaptığınızda elinize sıcaklık geliyorsa bu döküm tavanız ısınmıştır arkadaşlar. Yaklaşıktan
5 dakika, 6-7 dakika sonra döküm tava zaten ısınmaya başlıyor. Arkadaşlar, işte bak görüyor musun? Girişe bak. Antrikotun girişi olsun. Ne yapıyoruz? 2 dakika biz bunun pişirmesini, mühürlemesini sağlayacağız. Artı işaretimizi. Ve eti çok parçalamayın, bölmeyin. Nazikçe davranın ki o lokantadaki etlerin kıvamında olsun. Orta kıvamlı olunca da şu şekilde zaten biraz sonra hareket yapacak. Bir de yani etimizin artı işareti verirken sıcak tarafına doğru çevireceğiz. Haydi bakalım sıcak öbür tarafını yataydan dikeyden yataya alalım arkadaşlar. Evet, ne yaptık? Şimdi de yatay bir pozisyonda etimizi çevirdik. Görüyor musun abi şu hareketi? Unutmayın, dinlenmesi için de bekleteceğiz. Haydi bakalım şimdi 2 dakika geçer geçmez hemen öbür tarafını çevireceğiz. Artı işaretimizi verelim. Arkadaşlar şimdi şuraya da değinmek istiyorum. Bak, eğer et zaten pişmişse şu şekilde kendini ne yapar? Bırakır. Haydi çevirelim şimdi de. Nasıl ama? Artı işaretimizi de verdik. Şu şekilde sulumuzu da koruduk. Haydi bakalım. Güzelce 2 dakika sonra alacağız arkadaşlarım. Ondan sonra da tereyağı bir güzel biberiye kekikle dilerseniz bunu karıştırır yaparsınız. Çok da yakışıyor. Benden size söylemesi. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ne dedim size? Ete çok öyle bak dokunmayacaksın. Çok parçalamayacaksın. Şöyle antrikotumuzu, tereyağımızı bir güzel sırasıyla gezdirelim. Tamam. Tereyağı çok güzel. Sonra bakın sarımsaktan bahsetmiştik. Şöyle tereyağın içine sarımsağımızı da attık. Evet arkadaşlar bak tereyağının içine sarımsağımızı da attık. Tuzumuzu da attık. Tamam. Burada benim şöyle biraz kekiğimle biraz biberiye böyle toz haline getirdim. Sonra şöyle güzel ete çok böyle dokunur delerseniz işte o zaman olmaz. Dışarıdaki etlerle aynısı olmasını istiyorsanız arkadaşlar bu şekilde tereyağı ile birlikte yapın. Değerli arkadaşlar, kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Like etmeyi unutmayın. Her zaman bilgileri vermeye hazırım. Allah'a emanet, gönlünüzce olsun inşallah.